Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir Nuh'un gemisi Kur'an sohbetinde yine bir aradayız. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse Bakara suresinin 254. ayetinden devam edeceğiz okumaya ve anlamaya çalışacağız. Kovulmuş şeytanın şerrinden Rahman Rahim Allah'a sığınalım. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınalım. Her zaman olduğu gibi. Evet, 254. ayetteyiz. Efendim, Bismillah diyelim tekrar. Siz ey imana ermiş olanlar, pazarlığın, dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce size rızık olarak bağışladığımız şeylerden bizim yolumuzda harcayın. Ve bilin ki hakikati inkar edenler, zalimlerin ta kendileridir. Evet, 254. ayet tek başına bir pasaj olarak mealde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son derece önemli bir vurgu. Ya eyyühellezine amenü enfiku mimma razaknakum devam ediyor. Yani infakla ilgili ayet. Diyor ki şimdi ey iman edenler, yani burada muhatap doğrudan iman edenler. Ve tabii ki yani iman etmesi istenenlere de, yani iman ettiğiniz takdirde nasıl bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklarına dair bir işaret aslında, bir vurgu. Nasıl bir dünya kuracaklar? Yani onların iman halkaları, dahil oldukları iman halkaları kendi içerisinde nasıl bir işleyişe sahip olacak? Ve bu işleyiş hem kendi içindeki insanlara, topluluklara nasıl muamelede bulunacak? Hem de kendi dışlarındaki insanlığa, yeryüzüne ve cümle mevcudata nasıl bir muamelede bulunacak? Bunu göstermesi bakımından da bu çok önemli. Bunları sadece müminlere dönük bir teklif ve yükümlülük olarak algılamak doğru değil. Yani bir tebliğin aracı olarak görmek ve mümin oldukları takdirde, Müslüman oldukları takdirde insanların nasıl bir dünyada var olacaklarını, hangi sorumlulukları yükleneceklerini de bildiren ayetler. Bu bağlamda hakikaten çok çok önemli. Hani şunu söylüyorlar ya, böyle günümüzde bu çokça tartışılıyor. Normal bir şey. Tabii tarih boyunca da çokça tartışılmış. Siz Müslümanlar ne yapacaksınız? Sizin güncele ilişkin, geleceğe ilişkin, siyasal, toplumsal, ekonomik filan filan. Çözüm önerileriniz nedir diyorlar ya. Ki diyecekler tabii ki, insanlar haklılar, merak ediyorlar. İşte sosyalistlere bunu diyecekler, ne bileyim liberallere diyecekler, kapitalistlere diyecekler ki onlar zaten yaparak gösteriyorlar. Müslümanlara da siz eğer Kur'an esası üzerine bir efendim gelecek inşa edeceğiniz takdirde, bir toplumsallık, siyasallık inşa ettiğiniz takdirde neler yapacaksınız? Bize ne vaat ediyorsunuz? Mesela burada imanla birlikte sosyal bir alanın birlikte ele alındığını, imanla birlikte efendim ele alındığını görebiliyoruz. Ve bu çok güzel bir şey. Şöyle düşünün, diyor ki Cenab-ı Allah, size rızık olarak bağışladığımız şeylerden harcayın bizim yolumuzda. İnfak edin, yani hepiniz biliyorsunuz, yani bu çok temel bir kavram Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunun doğrudan biz ne olduğunu görüyoruz? Doğrudan imani bir yükümlülük olduğunu görüyoruz. Neyi? Bildiğiniz o maddi manevi imkanların, bütün imkanların, bir ayrım gözetmemek lazım ama öncelikle tabii o maddi imkanlar akla geliyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de vurgulandığı üzere doğrudan ne olduğunu görüyoruz. Efendim, başka insanlar için, yolda kalana, yetime, yoksula, fakir fukaraya, efendim her türlü mağdur olmuş, hürriyeti gasp edilmiş, ezilmiş, dışlanmış olanlara, bunlara bütün imkanlarımızın fedakarane bir şekilde seferber edilmesini istiyor Kur'an-ı Kerim. Burada bir toplumsal, sosyal bir adalet, bir imanın doğal sonucu olarak gerçekleşecek. Çok önemli bir hususiyet bu aslında. Yani bir devlet zoruyla değil.
Yani devlet ele geçiriyor bütün herkesin efendim imkanlarını, maddi manevi imkanlarını. Bunları tek bir merkezde topluyor ve yukarıdan kendi kafasına göre dağıtıyor. Böyle bir şey yok. Bakın doğrudan bu bir imani yükümlülük. Müthiş bir şey. Yani bunu, bu yükümlülüğe iman etmediğin takdirde o İslam dairesine, iman dairesine, halkasına dahil olamıyorsunuz. Ve bunun için yapacaksınız. Ahiret günü Rabbinizin, yani orada karşısına çıktığı zaman o sorgulamadan geçebilmeniz için de aynı zamanda ne diyor? Pazarlık yok o gün, ahiret günü. Herhangi bir dostluğun faydası yok. Herhangi bir kimsenin şefaatinin faydası yok Allah'tan başka. Oraya hazırlanıyor. Bu dünyadaki sosyal adaleti, eşitlikçi, adi, biz diyoruz hep yani hakça bölüşüm, adil paylaşım. Dün de Eminönü Meydanı'nda bu temada bir eylem gerçekleştirdik arkadaşlarımızla. Bu bir imani yükümlülük arkadaşlar. Yani buna iman edip bunu ameli olarak uygulamadığınız zaman İslam, Kur'an, iman dairesine girmiş olmuyorsunuz. Ve diyor ki bunu inkar ederseniz, yani bu gerçeği, bu ilkeyi inkar ederseniz, bunu dışlarsanız zalim olma ihtimaliniz var. Kafir olma, çünkü gerçeğin üzerini örtme ihtimaliniz var. Bundan sakının. Dolayısıyla imandan kaynaklanan sosyal adaletçi bir sistem kurmak doğrudan efendim müminlerin yükümlü olduğu bir sorumluluk. Doğrudan. Yani böyle eşitlikçi, adaletçi efendim bir yapıya iman etmeden, bunun siyasal, toplumsal mücadelesini vermeden, bireysel mücadelesini, yükümlülüklerini yerine getirmeden Müslüman olamıyoruz layıkıyla. 255'ten devam edelim. Allah, ki ondan başka ilah yoktur, her zaman diridir. Bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne diyoruz? İşte meşhur, hepiniz biliyorsunuz. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet. La te'huduhu sinetun ve la nevm. Yani devam ediyor. Şimdi Allah diridir. Her zaman bizi görüp gözetlemektedir. Bütün varlık aleminin yegane kaynağıdır. Yani bütün insanlık tarihi boyunca tartışıla gelen bütün meseleleri Kur'an-ı Kerim kendi zaviyesinden bu şekilde ifade ediyor arkadaşlar. Bakın lütfen. Bu bambaşka bir şey yani. Yani yaratılışın, varoluşun gayesi, hikmeti nedir? Dendiği zaman işte Ayet-el Kürsi olarak bildiğimiz bu meşhur bölüm, her mümin bunu okuyor yani her gün. Bunun üzerine layıkıyla düşünmemiz icap etmektedir. Demek ki yani meşruiyet kaynağımız orası, kendimize ait izleteceğimiz yer orası, hayatın kaynağı orası, anlamı orası. Oranın biçtiği, yönlendirdiği anlam bizi ifade edebilir, ihata edebilir. Ne uyuklama tutar onu, ne de uyku. Öyle bir güçlü bir yapı ki, öyle güçlü, efendim, kudretli bir merkez ki, onu herhangi bir, yani insanda, başka bir canlı varlıkta görebileceğimiz bir olumsuzlukla asla düşünemeyiz, değerlendiremeyiz. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa onundur. Hani mülkü Allah'ındır diyoruz. Yani her türlü onun, ama işte bazı insanlar, işte bazı şeytani, tağuti, kurum, kuruluş, kişi, grup neyse, yoldan çıkmış insanlar ya da topluluklar kendilerine ait olduğunu bir takım şeylerin vehmedebilirler. Rabbimiz sürekli elçileri aracılığıyla bunları hatırlatır. Bu çok önemli bir şey. Çok harika bir şey. Zaten Kur'an-ı Kerim bir zikir. Peltek V ile söyleyelim. Tecvidi Arapçaya uygun olarak zikir. Bir hatırlatıcı. Bize o fıtratımızı, fıtratımızda olanı hatırlatıyor. Elçileri aracılığıyla gelen vahiyler. Onun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? Şefaat tartışmaları devreye giriyor. İşte Hazreti Peygamber'in veya başka varlıkların, şehitlerin, evliyaların filan. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyi kabul etmiyor. Herkesin bir imtihanı var. Şefaatçi olan sadece Allah'tır. Yani Kur'an bir şifa kaynağı. Yani kalplere, gönüllere,
varlığımıza, varoluşumuza, bize yol gösterdiği için, bizi hastalıklarımızdan, sorunlarımızdan, problemlerimizden çekip sıyırdığı için, tabii hastalık deyince böyle tıbbi hastalıkları falan kastediyor değilim. O varoluşsal sancılarınız, o aramaya çalıştığınız, o hayatı anlamı dediğiniz şeyler ne varsa, içinden çıkamadığınız meseleler, işte onların hepsi tamam. Tabii ki biz hastalığımızda da, her türlü problemimizde de Rabbimize yakaracağız. Bunlar ayrı bir şey ama sebepler dairesinde Rabbimiz bir takım sonuçları halk etmektedir. Yani yaratmaktadır, var etmektedir. Evet. Tabii gözlüğü takınca da burayı göremiyorum Allah'ım. Takmayınca da gözüm ağrıyor. Ne yapacağız? Biraz uzağa rahat gösteriyor ama yakında sorun yaratıyor. O insanların gözlerinin önünde olanı da onlardan gizli tutulanı da bilir. Yani bilmediği, ihata etmediği bir şey yok. Yani özellikle Mekki sureleri okurken egemenlerin bütün varlık alanını kontrolleri altına alma çabalarından çokça bahsetmiştik. Özellikle dijital takip sistemlerini günümüzde güncel olarak, güncel egemenler, güncel tağuti düzenler, şeytani düzenler, dijital imkanları çokça kullanıyorlar filan demiştik. Yani hatırlarsınız, o muhabbetleri çok yapmıştık. Mekki sureler vesilesiyle onların dolayımında. Rabbimiz diyor ki yani siz ne kadar uğraşsanız da yani mütekamilen onları bilemezsiniz. Hatta şunları demiştik, belki hatırlarsınız. İşte bu dünyayı tümüyle kontrolleri altına almak istiyorlar. Her tarafa kameralar, mobeseler, işte dinleme cihazları, efendim görüntü kaydeden bir sürü şeyler yerleştiriyorlar. Ama işte uzanamadıkları bir alan var, gaybi alan. Yani mesela ahiret alanı. O yüzden dedik egemenler, müminlerin ahiret merkezli çıkış ve itirazlarında efendim çok öfkeleniyorlar demiştik. Hatırlıyor musunuz? Çünkü oraya kamera ve mikrofon, dijital takip sistemleri, şunlar bunlar yerleştiremiyorlar. Yani uzatamıyorlar oraya. Dolayısıyla tam olarak egemen olabilmeniz için bütün alanları kontrol edebilmeniz gerekir. İşte panoptikon muhabbetleri falan yapmıştık biliyorsunuz. Bugün hakikaten bir dijital işte gözetleme çağındayız tümüyle. Oradan tabii küresel bir tanrısallık devşiriyorlar en nihayetinde. Ama işte gaybi alana nüfuz edemedikleri için orada çıldırıyorlar. Belki bu dünyada kazanacaklar, mazlumları, mustazafları ezecekler, imha edecekler ama onların son nefeslerinde söyledikleri ahirette Rabbimiz sizi cezalandıracak. Efendim beyanı onları çıldırtmaya yetiyor. Evet, her eksik kaldıklarını düşünüyorlar. İnşallah bu dünyada da mazlum ve mustazaflar onlardan hesap soracaklar. Evet, devam edelim. Her şeyi bilir diyor. Oysa o dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. Bu da tamamen Rabbimizin yani vereceği imkanlarla yaratılış çerçevesinde murad ettiği imkanlarla ve amaçlarla birlikte olabilecek ya da anlaşılabilecek bir durum. Evet. Onun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar. Ve onların korunup desteklenmesi ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Yani egemen olan kim? Alemlerin Rabbi olan Allah mı, Firavunlar mı, Ebu Cehiller mi, yani çağdaş tağutlar mı, çağdaş Nemrutlar mı, kimler? Bunu diyor iyi düşünün, vahiy doğrultusunda düşünün, gözlemledikleriniz doğrultusunda düşünün, elçinin size beyan ettikleri doğrultusunda düşünün veya sizin kendi kişisel tecrübelerinizdeki, o deneyimlerinizdeki sonuçlardan yola çıkarak düşünün yani bir takım şeyler. Evet. O yüzden yani biz Ayet-el Kürsi'yi her zaman ne yapıyoruz? Gün içerisinde okuyoruz yani sayısız defa. Çünkü burada bizim sığınacağımız en büyük otoritenin Allah olduğunu, Allah karşısındaki bütün otoritelerin ancak yani Allah'a teslim olarak bir anlam ifade edeceklerini, karşıt durumlarda tağuti, şeytani bir çizgiyi temsil edeceklerini kendimize ve muhataplarımıza, eşimize, dostumuza, diğer müminlere ve bütün insanlara hatırlatmış oluyoruz. Evet. O yüzden çok önemli bir bölüm Bakara suresi içerisinde. Evet.
Şimdi devam ediyoruz. 256. ayetteyiz sevgili arkadaşlar. Bakara suresinden. Bismillah diyelim tekrar. Dinde zorlama yoktur. Şimdi çok meşhur ve çok konuşulan ayetler tabii ki. La ikrahe fiddin diyor. Yani çok meşhur bu ifadeyi zaten herkes bilir diye düşünüyorum. Artık doğru ile yanlış birbirinden ayrılmıştır. Evet, yani doğru ile yanlış birbirinden ayrıldıysa, değil mi? Yani kimi zorlayacaksın? Cenab-ı Allah arkadaşlar, sohbetlerimizde çokça dile getirilen bir mesele bu aslında. Yani dile getirdiğimiz edilgen fiil yani kullanmayalım. Yani insanın mümin olsun olması çok önemli değil. Yani insan olarak aldığımız vakit, yani insanın özgür bir varlık olarak, tür olarak muhatap alınması bağlamında insanı çok önemsiyor. İnsanın özgürlüğünü çok önemsiyor. İnsanı özgür bir varlık olarak muhatap almayı hiçbir zaman ihmal etmeyen vurguları görüyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de. Bakın bu da onlardan birisi. Ne diyor? Artık doğru ile yanlış birbirinden ayrılmıştır. Yani nasıl ayrılmıştır? Vahiy ile ayrılmıştır. Yani doğru yanlışı Rabbiniz de bildirmiştir. O halde şeytani güçlere ve düzenlere uymayı reddedenler, bakın şeytani güçlere ve düzenlere uymayı reddedenler ve Allah'a inananlar, iman edenler, evet, hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede tutunmuşlardır. Burası çok önemli. Oraya biraz döneceğim biraz sonra. Zira Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir diyor arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Yani doğru ile yanlış belli oldu. Dinde zorlama yok. Özgür iradeniz de var. Rabbiniz sizi özgür iradeli kişiler olarak var etti. Tür olarak var etti. Yanlış olmasın. O zaman diyor ki o halde şeytani güçlere ve düzenlere uymayı reddet. Yani şeytani güçler ve düzenler sevgili arkadaşlar. Bunu bir ne yapacağız? Allah'ın izniyle reddedeceğiz. Yani bakın ne diyor? Efendim, femen yekfur bit tağut. Tağut kavramı geçiyor arkadaşlar. Tağut kavramı pek böyle halk düzeyinde çok kullanılan bir kavram değil. Tağut, tuğyan kelimesinin bir efendim öznesi diyelim. Yani ismi fahili diyelim. Olarak karşımıza çıkıyor. Tuyan etmek, her türlü sınırı ölçüyü aşmak. Yani hangi ölçüleri aşmak? Rabbimizin belirlediği her türlü ölçüyü sınırı aşmak arkadaşlar. Tağut da bunu aşan kişi. Kurum, otorite, anlayış. Örgütlü bir herhangi bir yapı, bir sistem, bir ideolojik çerçeve. O yüzden ne yapıyorlar? Tağutlar şeytanın somut sahadaki mümessili bunlar. Yani o şeytani çizginin, ideolojilerin, inançların, saptırıcılığın somut olarak varlık aleminde efendim hem insan hem insan dışı varlıklar, yani hem sosyolojik hem mesela ekolojik ifsadı tetikleyen, örgütleyen, bunları somut bir şekilde icra eden, yerine getiren bütün efendim güçler, bunlara biz tağut diyoruz. Ne yapacağız? Bunlara uymayı reddedeceğiz arkadaşlar, mümin olabilmek için. Çok önemli bu. Reddedip Allah'a iman edeceğiz. Yani la ilahe illallah, la ilahe, bütün tağutları, şeytani mümessiliyeti reddediyoruz yani. Onların yeryüzündeki bütün bozguncu tavırlarına meydan okuyoruz. Bunu böyle nasıl yaparız? Hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede, kulpa, yani kulp diye de çevriliyor, tutunarak bunu yapabiliriz. O nedir? O sağlam kulp arkadaşlar, o elbette ki vahiydir. İmanın, tevhidin, İslam'ın bizzat kendisidir. El arkadaşlar, el urvetil vüfka, peltekse, burada da tecvid ve Arapçanın kendi özgün kurallarına riayet etmiş olan Dempeltek ve üzerinden gitmiştik.
Amcam Ali Hoca, Ali Hafız rahmetli, tabii bizi bayağı bir sıkı bir eğitimden geçirmişti. Allah rahmet eylesin. Efendim, Arapçanın kendi özgün telaffuzlarını, tecvidi telaffuzlarını doğru yapabilmemiz için çocukluk yıllarımızda. Dolayısıyla Urvetül Vüska diyemeyiz yani. Urvetül Vüska. Gerçi burada Urvetil Vüska diyor ama bizde yaygın kullanım o şekilde nedense. Şimdi Urvetül Vüska da biliyorsunuz Cemalettin Efganilerin, şöyle karşıda da kitaplığa bakıyorum. Sanırım şu tarafta olacak. Evet. Yani bütün o Urvetül Vüska, Cemalettin Efgani ve arkadaşlarının çıkarmış olduğu dergi, onun yazıları bir araya getirilmiş olarak Türkiye'de yayımlandı biliyorsunuz. Ama evet, yani şuradaki dolabın üzerinde, karşıda değil. Belki bir sonraki sohbetimizde size gösterme imkanım olur. İşte o Kur'an'ın kendisi, vahyin kendisi. Biz dini vahiyle öğreniyoruz. Kur'an'la öğreniyoruz. Bizim arkadaşlar tutunmamız gereken kulp odur. Yani başka kulpa tutunamayız. Vahidir bizim, Kur'an'dır tutunacağımız kulp. Dolayısıyla Allah'ın izniyle ona tutunursak inşallah tağutların düzenlerine karşı ne dediğini bilen bağımsız bir tevhid ehli olarak var olabiliriz inşallah. Evet, zira Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bizim yapıp ettiğimiz her şeyden haberdar. Bizi çekip çeviriyor, yaratıyor, var ediyor. Ama işte yani insanlar yaşam serüveni içerisinde Rablerinin kendilerini görüp gözetlemeye devam ettiği gerçeğini zamanla hayatın o telaşesi içerisinde yozlaşmaları ve çürümelere maruz kaldıkları için çoğu zaman unutabiliyorlar. Yani bunu o yüzden, yani Kur'an-ı Kerim bir zikir, bir hatırlatıcı, uyarıcı. Elçiler o yüzden geliyor. Elçiyi takip eden müminler o misyonla o yüzden mücehhez kılınıyor, sorumlu kılınıyor. Hep ne yapacaklar? Yani o görevi devam edecekler, hatırlatıcı insanlara nasihat edecekler. Dayatmayacaklar arkadaşlar. Ya günümüzde İslam maalesef yanlış siyasetler, tutumlar elinde tarihsel hatalarına yer yer geri dönebiliyor maalesef. Bu da bizim için çok yaralayıcı. Yani uzak durmaya çalıştığımız olumsuzluklar başkaları yapsa bile gelip bizi bulabiliyor. Bir faşizm tavrı içerisinde din insanlarla böyle temaslandırılmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. La ikrahe fiddin diyor bakın. Ya insanlar evet unutabilir ve unutmalarını kalıcı hale getirmek isteyebilirler. Bu onların tercihidir ve ahiret günü, yani yeryüzüne diğerlerine zulmetmezlerse, ifsadı örgütlü bir şekilde yaymazlarsa ya sıkıntı değil. Allah onların ahiret günü hesabını görecektir, onları yargılayacaktır. Neden siz yani Allah'ın dayatmadığı, tercih etmediği efendim bir şekilde bir faşizanlıkla insanların karşısına çıkarıyorsunuz dini ve o da ne kadar anladığınız da belli değil yani. Bilmiyoruz yani. Hoş biliyoruz, bir takım yargılarımız var da. Yani böyle bir gerçekten tevhidi bir din olsa zaten böyle yapmazsınız otomatik olarak. Bunlara dikkat edelim. Din kendisinden nefret edilen bir anlayış, bir yapı olmasın arkadaşlar. Yani Rabbimiz insan özgürlüğüne bu kadar vurgu yapıyorken bu bize düşmez yani. Düşmez ne demek yani? Düşemez. Bu çok kritik bir şey. Günümüzde bu almış başını gitmiş bir davranış hatası olarak efendim yürürlükte seyreden bir tutum ve bunun acısını, bunun etkilerini biz önümüzdeki dönemlerde karşımıza sonuçları daha radikal bir şekilde, acıtıcı bir şekilde çıktıkça görmeye devam edeceğiz. Daha efendim somut, gerçekçi bir şekilde bunlarla yüzleşeceğiz. O yüzden bunu bugün fark edip ona göre kendini, herkesin, kendini Müslüman diye tanımlayan herkesin sorgulaması gerekiyor kendini ve tutumlarını, efendim bütün siyasal iradelerini buna göre gözden geçirmeleri gerekiyor. 257. ayetten devam edelim. Bismillah.
Allah inanç sahiplerine yakındır. Çok güzel. Allahu veliyyüddin. Evet. Onları koyu karanlıktan aydınlığa çıkarır. Elhamdülillah. Evet. Yani çok önemli bir şey. Ne diyor? Emenün yuhricuhum minel zulümati ilen nur. Evet. Yani zulümat, evet o da kalın zıperdek. Yani karanlıklar. Karanlıklar insanların içinde çırpınıp durduğu bir takım çıkmazlar. Pratik hayattaki sıkıntılar, yani düşünsel anlamdaki sıkıntılar, her şey yani. Onun hepsi karanlık olarak nitelendiriliyor Kur'an tarafından. Onları koyu karanlıktan aydınlığa çıkarır. Oysa hakikat inkara şartlanmış olanlara yakınlık gösterenler, onları aydınlıktan çıkarıp derin karanlığa iten şeytani güçlerdir. İçinde yaşayıp kalmak üzere ateşe mahkum olanlar da işte böyledirdir. Vahiy sizi karanlıktan aydınlığa çıkarır. Şeytani güçler de sizi aydınlıktan karanlığa sürükler. Yani karanlıklardan çıkıp aydınlığa ulaşmak mı istersiniz ey insanlar? Yoksa aydınlıktan sıyrılıp karanlığa düşmek mi istersiniz, saplanmak mı istersiniz diyor Kur'an. Çok net bir seçim yapmanız gerekiyor bu durumda. Ya karanlıklarda kalacaksınız ya aydınlıkta yaşamaya devam edeceksiniz, var olmaya devam edeceksiniz. Tabii mesela Kur'an'ın karanlık aydınlık karşıtlığı üzerinden yaptığı hakikat tanımlamaları, önerileri yani başka güçler tarafından tersine algılanabiliyor. Onlar da diyor ki işte dinlerin karanlığı. Aman Allah. Dolayısıyla bütün saptırıcılara, bütün o şeytani, tağuti vesveselere, yönlendirmelere karşı büyük bir bilinçle, İslami bir, imani bir bilinçle, hakikatten yana duran bir bilinçle pozisyon almamız gerekiyor ve urvetil vütka dedi, yani o sağlam kulp, yani ona tutunacağız, o kopmaz diyor. Yani hiçbir şekilde o kopmayacaktır diyor arkadaşlar. O da vahyin kendisidir. Devam edelim. 258'deyiz sevgili arkadaşlar. Bismillah diyelim tekrar. Sırf Allah kendisine hükümdarlık bağışladığı için İbrahim ile Rabbi hakkında münakaşa eden o hükümdardan haberin yok mu? Hani İbrahim, Rabbim hayat veren ve ölüm dağıtandır demişti. Evet, hemen o sahne gözümüzün önüne geliyor değil mi? Allah diyor kendisine bir şekilde hükümdarlık bağışladı. Şimdi tabii böyle bağışladı filan deyince böyle mutlak kaderci bir yaklaşım üzerinden işte olduğu şeklinde bir takım yargılara saplanabiliyor bazı insanlar. Yani bir şekilde o yarattığı, var ettiği kabiliyetler, imkanlar kullanılarak bir takım kişiler efendim bu hükümdarlık, şu bu filan yöneticilik efendim pozisyonlarını ele geçirmişler ve tartışıyor. Kiminle? İbrahim'le. Efendim kimin hakkında? Rabbi hakkında tartışıyor. Ve o tartışmada yani tabii Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Nemrut, İbrahim efendim mücadelesi aktarılıyor. Parça parça onları birleştirerek kafamızda zaten belli bir anlatı oluşturduk. Yani siz de oluşturdunuz. Yine burada bir yerden böyle doğrudan giriyor ayetler meseleye. Diyor ki hüküm İbrahim, Rabbim hayat veren ve ölüm dağıtandır demişti diyor. O da şöyle cevap veriyor. Ben de hayat verir ve ölüm dağıtır. Aman Allah'a. Böyle hani sürekli büyüklenmeye devam edecek ya. İbrahim, Allah güneşi doğudan doğdurur. Öyleyse sen de batıdan doğdur demişti. Bunun üzerine hakikat inkara şartlanmış olan o kişi hayretler içinde kaldı. Allah bile bile zulüm işleyen toplumu hidayet erdirmez. O şöyle zannediyor, yani hayat ölüm dağıtır işte, öyle meşhur hikayeler artık, yani kurgulanmış mıdır, gerçekten yaşanmış mıdır, işte zindandan çıkardı bir kişi öldürüyor, öbürünü serbest bırakıyor. Bak hayat ve ölüm dağıttım, yani onu sıfırdan yaratmıyor tabii ki. Yani böyle ölçüsüzce, savruk bir şekilde, bilinçsizce sırf tartışmaya kazanabilmek için
efendim o tağuti odağın, o şeytani odağın bir takım argümanlar geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bugün de bunun uzantılarını, alemlerin Rabbine meydan okuyan uzantıları görebiliriz arkadaşlar. İnsanları köleleştiren ekonomik düzenlerin, efendim, mutlak manada, yeryüzünde, küresel manada, efendim, müteahhakim bir pozisyon aldıklarını vehmedenlerin, bunu dünya ölçeğinden çıkarıp işte gezegenler, yıldızlar aşamasına götürmeye çalışanların, ördükleri az evvel söylediğim gibi dijital ağlarla derinleştirmeye, kalıcılaştırmaya çalıştıkları hegemonyalarının, şunun bunun sayesinde Rablik iddialarına kendilerince level atlatmaya çalıştıklarını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani her yere kamera uzatarak, takip sistemleri uzatarak, efendim rüyalarını insanların yönlendirmeye çalışarak, yapay zekalarla, robotlarla her bir hareketlerini takip ederek, efendim başka akla hayale gelmedik bir sürü işte zihin çeldiricileri, yönlendiricileri harekete geçirmek suretiyle insanlığa veya bütün bir tabiata vaziyet etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama dediğim gibi o kayıp alemine tasallutta bulunamıyorlar. Yani yeryüzüne kötülük yapacaklarını zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor baştan. Yani her çağın kötülük yapma araç ve imkanları farklı, yani ayrı bir şey. Düzene konulduktan sonra diyor yeryüzünde fesat çıkarmayın diyor. Değil mi? Bozgunculuk yapmayın. Zaten biliyor yani yeryüzü bozgunculuk yapılabilecek bir yer. Yani bu yeryüzü sahnesi, bu yeryüzündeki işte insanların, insan dışındaki varlıkların efendim yaşamındaki farklı boyut ve aşamalar zaten ifsadın mümkün olabileceği yerler ve baştan uyarıyor. Yani işte 1000 sene önce başka araçlarla, 500 sene önce, 2000 sene önce veya 5 sene önce farklı araç, imkan ve kabiliyetlerle bu ifsat yapılabiliyor. Yani her gün bu araçların değişmesi bize bir takım şaşkınlıklar, bizde bir takım şaşkınlıklar uyandırmamalı. Asıl olan tevhidden sapmış kişilerin, grupların, sistemlerin hep bir ifsat üretebilme, bir bozgunculuk üretebilme potansiyeline sahip olabilmeleri gerçeğidir. Ve vahiy sürekli bunlara karşı bir uyarıcı, bir hatırlatıcı efendim misyonu, görevi yani ifa etmektedir. Bunu yerine getirmektedir. Evet. Devam edelim. 259. Yoksa ey insanoğlu, sen halkının terk ettiği çatıları yıkılıp harap olmuş virane bir kasabadan geçen ve Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltebilirmiş diyen o kişiyle aynı fikirde misin? Yani aynı fikirde misin? 253. Laf sen, yoksa onun gibi misin? Tarafımdan parantez işin anlamı ifade eder ise Zemahşer'in önceki ayetin başlangıcı ile bağlantılı olan bu pasaj üzerindeki yorumuna dayanmaktadır filan. Neyse. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl süreyle ölü bırakmış ve sonra tekrar hayata döndürerek sormuştu. Bu halde ne kadar kaldın? O da bu halde bir gün veya bir günden biraz daha az bir süre kaldım diye cevap vermişti. Allah hayır dedi. Bu halde bir yüzyıl kaldın, yiyeceğine ve içeceğine bak. Geçen yıllar onları bozmamış ve şeyine bak. Biz bütün bunları insanlara bir ibret olman için yaptık. Bir de şu insanların ve hayvanların kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirip et ile örttüğümüzü düşün. Bütün bunlar ona açıklanınca şimdi öğrendim ki dedi Allah her şeye kadirdir. Evet sevgili arkadaşlar, bu da çok böyle anlatılan bir bölümdür, bir kıssadır. Efendim tabii aşağıda dipnotlar oldukça meseleye derinlik katar mahiyette. Tabii Rabbimizin mucizevi efendim bir takım müdahaleleriyle insanlığa hakikati
göstermeye çalışan tavrına bir örnek biz burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani o istedikten sonra, o arzu ettikten sonra olmayacak herhangi bir şey söz konusu değil. Yani 100 sene kalmış, 1000 sene kalmış ve ateşte yakılmış sizin bütün kemikleriniz, bütün etiniz, bedeniniz. Hoş geldin Sacit. Nasılsın oğlum, iyi misin? İyi, Allah iyilikler. Nasıl gidiyor LGS çalışmaları? Zor. Zor değil mi? Olsun inşallah. Mümkün olduğu ölçüde yaparsınız oğlum. Allah kolaylıklar versin. Şu ayeti de okuyalım ve bugünkü sohbetimizi bitirelim. 260'tayız sevgili arkadaşlar. Bismillah. Hani İbrahim, ey Rabbim ölüye nasıl hayat verdiğini bana göster demişti. Bakın aynı şeyler, yani farklı zaman dilimlerinde yaşanan aynı hadiseler peş peşe geliyor. İbrahim peygamber de aynı talepte bulunuyor. O da yoksa inancın yok mu diye sormuştu. Arkadaşlar insanlar düşünebilir, bir takım şeyleri sorgulayabilirler. Hemen yoldan çıktın Ayşe, vay dini terk ettin. Böyle tavırlarda bulunmak çok yanlış. İbrahim cevap vermişti. Hayır, ama görmeme izin ver ki kalbim tamamen mutmain olsun. Öyleyse demişti Allah, 4 kuş al ve onlara sana itaat etmeyi öğret. Sonra onları etrafındaki her tepeye ayrı ayrı sal. Sonra da çağır, uçarak sana gelecekler. Bil ki Allah her şeye kadirdir, hikmet sahibidir. Şimdi tabii o dipnotunda bu kuşlarla Hazreti İbrahim'in yaşadığı o tecrübenin için o şekilde tercüme ettiğini anlatıyor. Başka meallerde parçalamaktan filan bahsediliyor. Doğal bir yönelimden bahsediyor. Fıtrata ilişkin ve Rabbimizin kainattaki gerçek otorite oluşuna ilişkin arkadaşlar. Yani bu işin tabiatı budur yani. Hani Kur'an-ı Kerim'de sürekli söylüyor ya, dönüşünüz onadır diyor. Kuşların da dönüşü sahibine. Hani İbrahim peygamber onları kendini alıştırdıktan sonra farklı farklı mıntıkalara saldı, çağırınca geldi. İnsanın da akışı Rabbine doğru. Ne diyoruz? Allah içiniz ve ona döneceğiz. Yönelişimiz oraya doğru. Dolayısıyla bu şüphelerden arınıp yeryüzünde sohbetimizin ilk başında geçen o ayet-i kerimede, yani sosyal adaletin bir imani yükümlülük olduğu ve bu imani yükümlülüğün somut bir toplumsal, sosyal, siyasal proje olarak ortaya çıktığı, efendim çıkması gerektiğine dönük vurgu vardı ya, onun altını nasıl dolduruyor bakın o imanı. Ta İbrahim peygamberin veya ondan önce, yani ismi verilmeyen başka bir tecrübenin yani anlatılması, İslam diğer ideolojiler gibi bir şey değil. Çünkü yani insanların ürettiği bir sistem değil, bir anlayış değil. O bizim somut olarak göremeyeceğimiz o imani durumun ortaya çıkardığı, somutladığı bir takım yükümlülüklerle vücut bulan bir anlayış. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse öbür sohbetimizde tekrar bir araya geliriz. Bu vesileyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm, hoşça kalın.